Ve serinin ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Team Turquality 22-0 gibi çok dominant bir oyunla ilk karşılaşmadan galip gelmeyi başarmıştı. Evet, bu ejderi alacak Beşiktaş oyuncuları. Oraya yetişmesi pek de mümkün görünmüyor Team Turquality oyuncularının. Karma deneyebilir ama. Kansa geldi. Işınlan da geldi yalnız. Buradaki ejder de savaş istiyorlar. Rex'e de ultisiyle birlikte katılıyor. Reach sıçradı ve almayı başardı. Çünkü Tracer'ın çarpı yoktu. Reach orada düşecek ama bu gayet kabul edebilir bir takas derken diğer tarafta yalnız Karma'yı da almayı başardı. Çarpı olmadığı için Tracer'ın bekleme süresinde olduğu için Reach çalmayı başarmıştı. Bakalım bu sefer nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Arka tarafı hemen ışından geldi Ice Scarface'den. Son perde açıldı. Binlerde şu anda. Ejder'in canı kim çalabilecek diye bakıyorum. Reach yine alev ejderini almayı başardı. Ice Scarface canının yarısını kaybederken Reach yine ejder pitinde ölüyor ama bir skora karşılık alev ejderini almayı başardı Team Turquality. Dakika 15'te 2 tane alev ejderleri var. Şu anda altın farkı yok iki takım arasında da. Skor 5-1 ama bir kule. Direkt tutuştur geldi. Tutuştur geldi. Bırakabilecekler mi Ruve? Bakalım Zayraz düşecek mi orada? Ama Rogue düşüyor. Zayraz hasar vurmaya devam ediyor. 1102 altın. Ruve skorunu almayı başardı. 1100 altını ekstra olarak cebine koyuyor. Diğer tarafta ise Rek'Sai düştü. Şimdi son perde açıldı. Bakalım Long bir ultisini kullanabilecek mi? Ruve Lüsu son perdeyle birlikte almayı başarıyor ve Long bir geri sıçramak zorunda kaldı. Ice Scarface biraz önde. Kidres hasar vurmaya devam ediyor. Ice Scarface neler yapıyor? Orada skoru verdi rakip oyunculara. Kuleye alsadı. Şimdi Immortor'un sıçrası var. Devam edecek mi acaba Immortor? Hayır. Güvenli menzile çıkmayı başardı. Mesafeye çıkmayı başardı. 3'e 1 bir değişim. Evet ve tekrardan maça geri döndük. Baron canı 5000'de. Şimdi Karma ve Zayraz orada 3000'e kadar düştü. Zayraz girme kararı aldı içeri. 1000'e kadar düştü Baron canı. Bakalım alabilecek mi? Beşiktaş oyun hizmetleri ve Tracer almayı başarıyor. Şimdi Zayraz kötü pozisyonda. Zayraz'ın düştüğünü göreceğiz. Zayraz skorunu hanesine yazdırdı Beşiktaş. Alevecileri sanki hasar bakımından bu farkı eşitliyor gibi diyebiliriz. %24. Şimdi bir Kozo tuttu. Long bir kötü pozisyonda sıçrayarak geri çıkıyor. Reach de Zyra'lara da hasar vurmaya devam ediyor ama Tracer almayı başardılar. Drakkar'ın kılıcını da ekstra burada hasar gördük. Rogue kötü pozisyonda 2-2 yapan bir hazır var. Son perdenin son mermisi boşa gitse de önemli değil. 2 skor çıkarmayı başardı. Team Turquality buradan ve Asikar ve sıçrası da yok. Az önce kullanmıştı. Orada onun da düştüğünü göreceğiz. 3 skor birden verdi Beşiktaş oyun hizmetleri. Zayraz bir de Immortor'un üzerine sıçrıyor. Immortor da sıçramak zorunda kaldı. Ve toplamda 3 skor çıkarıp inhibitor kulesinde korumayı başardı ama hatta 4. skoru istemeye devam ediyor Team Turquality. Immortor'un bir de koruyucu meleğini alacaklar burada. Koruyucu melek devreye girdi ama kalktığı gibi tekrar düştüğünü göreceğiz Immortor'un. Toplamda 4 skor. Kidres'e buraya kadar diyor. Maçın başında bahsettiğimiz menzil avantajının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Ve çok uzaklardan. Çok hızlı düştü inhibitor kulesi. İnhibitor da almayı başarıyor. Team Turquality burada. Ve şimdi orta koridora doğru ilerliyorlar. Reach ters pozisyondan gidiyor buraya. Kimse ama ona yetişemeyecek. Baron güçlendirmesi bitmek üzere. Aynı şekilde Kadim Ejderha güçlendirmesi de saniyeleri kaldı. Reach'ten bir Koza geldi yan taraftaki Immortor'a. Şimdi Rogue araya girdi. Kaze'yi havaya kaldırmayı başarıyor. Aynı şekilde Kidrest ama anında düştü Tracer. Immortor aradı şimdi. Immortor geriye doğru çıkıyor. Ice Scarface orada koruyucu meleği var. Zonya'sını da kullandı ama hemen düştü Ice Scarface. Kidres'in canı %40 civarlarında ama doğru bir pozisyonda Kidres hasar vurmaya devam ediyor. Bir skor da hanesine yazdırdı ve Immortor'un koruyucu meleğini aktif etti Longbi. Kidres hemen oraya kapanını bıraktı ve skoru güzel bir biçimde Longbi almayı başarıyor. 3 skor aldı Team Turquality ve 5'e 2 bir durumda burada oyunun bittiğini göreceğiz. Çok etkileyici bir performans ve böylelikle 3 puana da ulaşmış oluyor Team Turquality ekibi. İlk Nexus kulesiyle beraber ikinciyi de düşürecekler. İlk oyunda çok dominant bir performans sergilediler. İkinci oyunda geridelerdi ama güzel bir geri dönüşü imza attılar. Ve böylelikle 3 puan Team Turquality ekibinde.